Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hayırlı günler diliyorum. Bugün domates turşusu yaptık. Size nasıl yaptığımı ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Önce domatesleri gördüğünüz gibi ince ince doğradım. Yani siz yemekte nasıl yiyorsanız yeşil domatesleri o şekilde doğradım. Hani yemeğin yanında nasıl seviyorsanız doğradım. Sonra kavanoza dizdim. İçine 3 kilo ise 3 diş sarımsak, 1 kilo ise 1 diş sarımsağı ikiye böldüm, attım. Daha sonra içine bir tane kırmızı domates rendeledim. Onu da koydum. Şöyle en üstünde belki görürsünüz domates rendeledim. Sonra o aşağı doğru inecektir. 1 kilo ise eğer kavanozunuz 1 yemek kaşığı tepeleme kalın tuz. Tepeleme kalın tuz olacak. Yani 1 yemek kaşığı ağzına kadar dolu kalın tuz olacak. 1 kilo şişeye. Eğer 3 kilo ise bakın bu mesela 3 kiloluk şişe. Buna ben 3 yemek kaşığı tepeleme tuz koydum. Buna mesela 1,5 kiloydu. 2 yemek kaşığı tepeleme koydum. Bu 1,5 kiloydu. 2 yemek kaşığı veya 1,5 yemek kaşığı koyabilirsiniz arzunuza göre. Daha sonra ya hazır su ya da köy suyu koymanız gerekiyor. Daha önceden olmuş domates turşunuz veya fasulye turşunuzun güzel suyu varsa ondan da bir çay bardağı katabilirsiniz. Çünkü o doğal sirke olmuştur o daha önceki turşunun suyu. Sağlık için de çok faydalı biliyorsunuz sirke. Her türlü hastalıktan, mikroptan, hele ki şu gündemimizde korona var ondan turşu suyu çok güzel koruyor. Ben bu turşumu tükettikten sonra kesinlikle suyunu ziyan etmiyorum. Suyunu salatalarıma katıyorum. Her salatama 3-4 yemek kaşığı marul salatası olsun, domates salatası olsun, ne salatası olursa olsun 4-5 yemek kaşığı bundan turşu suyu katıyorum. Bu turşumu şimdi ben üstünü de streç filmle kapattım gördüğünüz gibi. Kapak koymuyorum ben. 3 kat streç film koydum. Ondan sonra etrafına koli bantı sardım sıkı, sıkı olsun diye. Bakın koli bantı sıkı sıkı sardım. Sonra da penye iple bağladım. Bu streç film kapaktan daha iyi oluyor arkadaşlar. Hemen şey yapıyor bu streç film. Vakumlanmasını sağlıyor. Birkaç gün önce böyle şişiyor burası. Sonra içeriye çekiyor 15 gün sonra falan bu üstteki streç filmi. Dolayısıyla doğal vakum oluyor. Bu domates turşusu bu şekilde çok güzel olur. Suyunu da ziyan etmeyin. Salatalarınıza katın. İçine domates rendelemeyi, kırmızı güzel domates rendelemeyi unutmayın. Sarımsağını, tuzunu güzel ayarlayın. Bu şekilde hem hava almaz streç filmi olduğu için hem de lezzetli olur. Bakın ben bugün bayağı bir kış için 5 kavanoz kadar yaptım turşularımı gördüğünüz gibi. Hep beraber olsun inşallah diyorum. Hayırlı günler diliyorum.